Evet, herkese merhabalar. Ben Alper Ersin Balcı, IoT Türkiye Pamukkale Üniversitesi temsilciliğini yürütmekteyim. Bu akşam dijital dünya etkinliklerimize devam ediyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Alican Cömert'le beraber bu akşam RPA üzerine konuşacağız. Alican Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi etkinliğimize başlamadan önce kısaca kendinizden bahsederseniz öyle başlayabiliriz etkinliğe. Tamam, ben sunumumda da kendimi tanıtacağım. O zaman yavaştan sunuma başlayayım uygunsa, olur mu? Tamam, o zaman başlayabilirsiniz. Arkadaşlar, RPA sunumumuza hoş geldiniz tekrardan. Ben Ali Can. Şu an Bosch Termoteknik'te Data Scientist ve Finansal Kontrolör olarak çalışmaktayım yaklaşık 5 yıldır. Bundan önce Aselsan ve Hugo Boss'ta çalıştım. Proses kalite mühendisi ve Hugo Boss'ta da Management Trainee olarak çalıştım. ODTÜ Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Daha sonra da yine aynı bölümde, aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamladım. İzmir Veri Bilim Platformu adı altında bir tane de Meetup grubumuz var. Bu Meetup grubunu belki duymuşsunuzdur. Orada da pandemi döneminde özellikle arkadaşlarla beraber birkaç tane toplantı yaptık. Aynı zamanda da bugünkü konuşmamızın konusu olan Automation Anywhere ile ilgili Advanced Certification'ım var. Geçen yıl aldım. Bosch içinde de Power BI ve RPA'in iç eğitmenliğini yapmaktayım. Yaptığım projeleri birkaç tane yazdım ki biraz daha beni iyi tanımanız için. Finansal KPI'ler için Bosch Dashboard konseptini geliştirdim. Daha öncesinde Smart Project Planning Tool, Quality Management Digital Tool gibi projeleri geliştirdim. Yüksek lisans ve lisans tez konularımın da makalelerini de görebilirsiniz. Ayrıca tenis oynamaktan da büyük zevk alıyorum. Sabahları kalkıyorum, her sabah tenis oynuyorum. Şimdi bugünkü sunumumuzu ben şöyle yapmak istiyorum Alper, eğer sen de uygun görürsen. Bu pandemi döneminde özellikle bu sunumları yaparken iyice şunu deneyimledik. Tek konuşmacı konuşunca çok tek düze oluyor ve bunun psikolojisini yönetmek de çok zor oluyor. O yüzden ben ara ara katılımcı arkadaşlarımıza da birkaç soru sormak istiyorum. Arkadaşlardan şunu rica edeceğim. Onlar bir şeyler katmak istiyorlarsa biz söz verdikten sonra konuşabilirler. Ama soruları en sona alacağız ki konumuz çok dağılmasın. O yüzden ara ara sizlerden de sunumu zenginleştirmenizi isteyeceğim eğer sizin için uygunsa. Tabii ki biraz daha interaktif olur. Aynen Konuşmacılar daha. nasıl katılabilirler? Evet. İlk olarak bu arada sunumu İngilizce göreceksiniz ama ben olabildiğince Türkçe terimleri kullanacağım. Kaynaklar İngilizce olduğu için İngilizce hazırlamak zorundaydım sunumu. İlk olarak neden RPA'ye ihtiyaç duyuyoruz ve RPA ile ilgili birkaç istatistik vereceğim. RPA nedir ondan bahsedeceğim. RPA ile ilgili yazılımlar neler onları anlatacağım. Ve RPA'nin geleceği nereye gidiyor biraz onu da konuşmak istiyorum. Sizin de düşüncelerinizi almak istiyorum bu konuda. Eğer siz RPA üzerine çalışmak istiyorsanız RPA ile ilgili yetkinlikler neler olmalı onu da konuşmak istiyorum. Automation Anywhere bir RPA yazılımı. Onunla da ilgili bir giriş yapacağız. Ve kendinizi bu konuda geliştirmek istiyorsanız hangi adımları izlemelisiniz? Onu da üzerinden beraber geçeceğiz. En sonunda bir soru cevap kısmı yaparız. Herhalde bir saate yakın bir süremiz var. İlk olarak başlayalım. Nedir bu robotik süreç otomasyonu? Robotik süreç otomasyonu sizin ofisinizdeki aslında bir çalışan, dijital bir çalışan, yeni bir takım arkadaşınız. Hatta birçok örnekte de onlara isim takıyorlar böyle komik isim. İşte Matt diyorlar. Jason diyorlar. Farklı isimler de katıyorlar. Ne yapıyor peki bu? İnsanoğlunun bilgisayarda yaptığı birebir işleri taklit edebiliyor ve otomatik olarak da bu işleri yapabiliyor. Bu işleri yaparken makine öğrenmesi algoritmalarını da kullanıyor ve beyaz yaka işlerini yapıyor. İnsanoğlu hata yapabiliyor ama bu robotlar kuralları siz düzgün tanımladıysanız hata yapmıyor. Böylece size daha fazla yaratıcı işler yapmak için vakit kalıyor. Daha iletişimle ilgili görevleri yapabiliyorsunuz. Birbirini tekrar eden işleri yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Böylece de çalışanın iş memnuniyeti de artıyor. Biraz ben çalışma hayatına girmek istiyorum. Bundan 20 sene öncesine gidelim hep beraber. Bilgisayarın olmadığı zamanlara.
süreçler nasıl ilerliyordu? Daha çok kağıtlar üstünde faturalar geliyordu, işte kağıtlar geliyordu. Onlar manuel olarak işleniyordu. Belki bilgisayara işlenmesi gerekiyordu. Yavaş yavaş bilgisayarlar da hayatımıza girdikten sonra digitization diyoruz buna. Excel'ler çıktı, ERP tool'ları çıktı. Artık herkes bir Excel power user'ı oldu. Herkes Excel'i öğrendi. Şu anda da öyle. Nerede bir beyaz yaka görseniz hepsi Excel'i çok iyi biliyordur. Şu anda yaşamakta olduğumuz çağ da biraz dijitalleşme çağı. Artık Excel'deki raporlamaları yavaş yavaş bırakıp BI tool'larına geçiyoruz ve artık daha interaktif raporlamalar başladı. Buna dijitalleşme diyoruz. Bunun da bir adım sonrası, buna da yavaş yavaş geliyoruz ama şu an çok mümkün değil buna gelmiş olmamız. Bu veriler birbiriyle konuşuyor ve buradan iş sonuçlarını çıkartıyorlar, anlamlı sonuçlar çıkartıyorlar. Belki de bunun bir adım sonrası da makine öğrenmesi algoritmaları o kadar gelişecek ki direktman end to end, yani baştan sona hiçbir insan dokunuşuna ihtiyaç kalmadan karar alacak ve de sonuçlandıracak ve iş sonuçlarını da göreceğiz. Yeni mezun arkadaşlarımızın belki de işe başladıklarındaki ilk şoku şu oluyor. İş hayatının %58'i yapılan bir araştırmaya göre manuel işlerden oluşuyor. Yani üniversitede öğrendiğimiz o teoriler, o algoritmalar, o yetkinliklerin biz kullanamıyoruz. %58'i manuel yapmak istemeyeceğimiz raporlama olsun, Excel'de ne bileyim hücre kopyalama, dosya taşıma olsun, bu tarz işlere gidiyor. Bununla ilgili biraz daha detay bilgi vereyim. Accenture danışmanlık firmasının yaptığı bir araştırma var. İş süreçlerini araştırmışlar. %12 tamamen manuel süreçlere harcanıyormuş. Tamamen kağıtla herhangi bir bilgisayarda, dijital ortamda bir izi olmayan işler. %46 da entegre. Entegre ama yine de bir manuel işleme süreci gerekiyor. Yine de bir manuel insan dokunuşu gerekiyor bu süreçler için. %23 otomatikleşmiş. Tamam, yine bilgisayarda, dijital ortamda yine çalışıyor. Fakat yine de bazen insanoğlunun dokunuşu gerekiyor. %12'si optimize edilmiş artık sürekli gelişim metotlarını kullanılarak. %6 da dijitalleşmiş tamamen bir iş akışı var diyebiliyoruz. Burada RPA'in potansiyeli %12, %46'lık kısmı kapsıyor. Hatta biraz sonra da konuşacağız. Bu %23'lük kapsamı bile aldığı kısımlar oluyor. Bu sunumu hazırlarken ben şöyle bir araştırma yaptım. Girdim Trends Google'a. Robotik süreç otomasyonu yazdım. Ne zaman popülerleşti diye. Çok yeni bir konu. O yüzden çok da bilinmiyor şu anda. Gördüğünüz üzere ilk olarak 2016'da tırmanmaya başladı ki bu da biraz da UiPath'in Automation Anywhere'in biraz daha popülerlik kazandığı zamanlar. Bu solda gördüğünüz skala bu arada peak noktasının en fazla olduğu zamanı gösteriyor. 100, yani en fazla popüler olduğu zaman Ocak 2020'de olmuş. Tırmanışı görüyorsunuz arkadaşlar. 2019 yılından sonra iyice artan bir ivmeyle de robotik süreç otomasyonu hızlanmış. Yani çok yeni bir konu diyebiliriz. Şunu diyebilirsiniz. Zaten otomasyon eskiden beri var. Bu yeni bir şey değil diyebilirsiniz. Doğru. Geleneksel otomasyon yazılımları vardı zaten. Bunu burada şimdi size bırakmak istiyorum. Var mı sizin aklınıza gelen böyle geleneksel, benim şöyle bir iş akışım vardı, ben onu otomatikleştirdim diyebileceğiniz, anlatabileceğiniz? Burada söz verebilir miyiz arkadaşlara? Tabii ki. Yani zaten direkt mikrofonlarını açıp oradan sorabilirler. Arkadaşlar var mı katmak istediğiniz? Şöyle bir otomatik süreç var, geleneksel yöntemlerden. Benim aklıma bu geliyor diye. Bir chat kısmına düştü. Eğer siz de gördüyseniz. Yok, ben görmedim. Arkadaşlar mikrofonunuzu da açabilirsiniz. Evet arkadaşlar, oradan konuşabilirseniz kendiniz açabiliyorsunuz. Ona bir kısıtlama Evet. getirmedim. Yok sanırım. Excel Visual Basic bilen var mı?
Excel Visual Basic'te de biz birçok operasyonu zaten otomatikleştiriyorduk. Yani bu RPA'den nasıl farklı diyebilirsiniz. Evet, Excel Visual Basic'te belki birkaç platformu birleştirebiliyordunuz ama SAP'den veriyi alıp işte onu daha sonra bir mail atmaya kadar taşıyordunuz belki ama görüntü scraping vesaire işlemlerini yapamıyordunuz. Bu RPA biraz sonra anlatacağım. O işlemleri de yapabiliyor. Ya veya bankaların en basitinden sesli mesaj sistemlerine denk gelmişsinizdir. Onlar da aslında bir RPA örneği sayılabilir. Siz sesli mesajla iletiyorsunuz. Arka tarafta bir yazılım sizin komutunuzu anlayıp sizi ilgili birime yönlendiriyor. Peki nedir bu RPA? RPA az önce de söyledim. İnsanoğlunun hareketlerini taklit eden bir yazılım. Bu bir software ve platformlar arası çalışabiliyor. Outlook'tan alıyorsunuz, browser'ınızda belli bir veriyi girebiliyorsunuz, oradaki veriyi alıp Excel'e yazabiliyorsunuz gibi. Genelde tekrar edilen süreçler ve de kural bazlı süreçlerde çok fazla kullanılıyor. Yani kullanıcı ne yaptığını bildiği süreçlerde RPA'yı uygulamamız daha kolay oluyor. Aynı zamanda da cost olarak da bize bu kapasite kazancı sağlıyor ve de gereksiz gördüğümüz işleri de yapmıyoruz. Peki RPA neler yapabiliyor? Veriyi araştırabiliyor. Mesela Outlook'unuzda belli bir kural tanımlayıp o mailleri sürekli arayıp o maillerle ilgili çeşitli işlemler yapabiliyor, formlar yaratabiliyor, hesaplamalar yaratabiliyor, dosyaları bir yerden alıp başka bir yere koyabiliyor ve otomatik raporlamalar yapıyor. En çok eğer sizin veriniz belli bir structured yapıdaysa ve de kural bazlıysa bu noktalarda kullanıyoruz. Eğer büyük veriniz var, sürekli tekrar eden bir işlemse ve çok fazla sistem varsa bu sistemlerde çok fazla işe yarıyor. Ve de eğer bir yerde kapasite sıkıntısı var, oraya yeni birisini almanız gerekiyor. Veya oradaki bir robotik uygulama sizin için çok fazla bir gelir kaynağı olacak. Bu durumlarda RPA'yı kullanabiliyoruz. Sesli mesajlarda, maillerde, faturalarda, mesela faturalar geldiğinde de faturaların ilgili bölümlerini anlayıp OCR teknolojisiyle o field'da yer alan verileri ERP tool'larına, Excel'lere, BI tool'larına, gerekli veri tabanlarına yazabiliyor bu robotlar ve böylece de otomatik raporlamalar hazırlayabiliyor. Peki bu ne sağlıyor? Verimliliği arttırıyor, maliyetleri düşürüyor ve de aslında bizim daha rahat çalışmamızı sağlıyor. Peki bu robotlar bu kadar işlerin içine girecek. O zaman bizim işlerimiz, biz gelecekte ne yapacağız? İşsiz mi kalacağız gibi sorular çıkıyor doğal olarak. Onun da araştırmasını yapmışlar. Demişler ki evet, doğru. Bir kısım işler yok olacak. Ne gibi işler? İşte belki de şu anda veri girişi, veri operatörü mesleği var biliyorsunuz. Bu tarz işlerde çalışan arkadaşlar var. Belki o tarz işler yok olacak veya tamamen manuel işler. Doktorluğun bile belli alanlarda yok olacağını söylüyorlar. Ama bu şu demek değil, tamamen bitecek değil. Tabii ki doktorluk vesaire bitmeyecek. Onun yerine farklı alanlar, farklı meslekler artacak. Gördüğünüz gibi kaybolan İşlerin yanında artan işler daha da fazla. Şöyle bir araştırma da var. 50 yıl içinde RPA sayesinde %75 verimlilik artacak diyor. Ve de %50 işçilerin kapasitelerini artık RPA çözecek diyor. 60 milyon daha fazla iş imkanı sağlayacak bu insanlar ve 2,3 milyar insan robotik süreç otomasyonuyla tanışacak diyor. Aşağıya da referansları da koydum. İsterseniz bu raporları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Peki ne tarz süreçlerde kullanılıyor? Aklınıza gelen birçok alana girmiş. Mesela insan kaynaklarındaki bordro sürecinden tutun da işe alım sürecine kadar veya finansta çok fazla kullanım alanı var. Gelen faturaların kaydedilmesi veya order to cash uygulamaları, satış siparişleri gibi. BI, Business Intelligence'da, raporlamalarda, Excel otomasyonlarında kullanılıyor. Aynı şekilde IT'de veya tedarik zincirinde
sipariş açmalarda, envanter yönetiminde kullanılıyor. Yani girmediği alan yok diyebiliriz. Robotik süreç otomasyonunda attended ve de unattended robotları duyacaksınız. Nedir bunlar diye sorarsanız, bu iki görselle ben biraz açıklamaya çalıştım. Attended robotlar bizim başlattığımız süreçler, yani sizin bir düğmeye basarak başlattığınız süreçler oluyor ve burada genelde insan dokunuşu gerekiyor çünkü insanla robotun beraber çalışması gerektiği görevler olabilir. Unattended robotlarda ise siz arka tarafta kuruyorsunuz robotu. Diyorsunuz ki mesela her sabah saat 8'de sen bunu çalış. Sen bu işlemi çalıştır. Siz o işlemi çalıştırdığını fark etmiyorsunuz bile. Arka tarafta yapıyor o işlemleri ve end-to-end çözümü size sunmuş oluyor. UiPath'te, Automation Anywhere'de de bu her iki robotun da farklı fiyatlandırıldığını da göreceksiniz. Gartner diye bir araştırma şirketi var arkadaşlar. Duymuşsunuzdur eminim. Gartner çeşitli konularda Magic Quadrant'ı yayınlıyor. Nedir bu? Bu konuda uzmanlaşmış şirketleri araştırıyor. Burada da bu Magic Quadrant'ı görebilirsiniz. UiPath, Blue Prism ve Automation Anywhere RPA konusunda vizyon ve de lider konumunda şirketler olarak ön plana çıkıyor. O raporda UiPath ve Automation Anywhere'in güçlü yanları ve de gelişime açık yanları da vardı. Onları sizin için biraz derledim. Ben bu arada Türkiye'de en fazla UiPath'in kullanımında olduğunu gördüm. Ben Automation Anywhere kullanıyorum. Automation Anywhere de UiPath ile beraber en çok kullanılan RPA uygulamalarından biri. UiPath 20 de 19 demiş ama eminim daha fazla da ülkede temsilciliği artmıştır. Türkiye'de de temsilciliği var UiPath'in. Müşteriler gayet memnun UiPath'ten ve de gerçekten de kullanım kolaylığı, user experience'ı yüksek UiPath'in. Automation Anywhere'e geldiğinizde de inovasyon ekibi gerçekten çok güzel çalışıyor Automation Anywhere'in. Sürekli update yayınlıyorlar. Daha yeni en son bir konferans yaptılar. Aynı zamanda birçok yazılımla da beraber entegre çalışabiliyor. IBM'in Business Process Management tool'u var bir tane. Aynı zamanda Celonis Process Mining diye bir araç var. Onunla entegre çalışabiliyor. Catalytic diye bir program var. O da bir Business Process Management tool'una benzer bir workflow tool'u. Ve de birçok kurumsal müşterisi var. Gelişime açık yanlarına bakacak olursak UiPath'in Orchestrator ve Dashboard problemleri olduğu söyleniyor. Buluttaki ürünlerinde bazı sıkıntılar olduğu konuşuluyor ve de makine öğrenmesi özellikleri de direktman plug and play olmadığı söyleniyor. Automation Anywhere'de ise tamamen ürünü anlamanız gerekiyor ki ondan sonra biraz daha çözebilirsiniz. Anlaması biraz zaman alabiliyor ve de eğitim materyalleri de henüz çok olgunlaşmış durumda değil. Fiyatlamayla da ilgili tam olarak net değil diye bir yorum da var Automation Anywhere ile ilgili. Ben yine Trend Google'a UiPath ve Automation Anywhere'i yazdım. Burada dikkati çeken şu, her ikisi de 2016'dan sonra biraz daha yani zıpladığını görüyoruz. Özellikle UiPath'in 2019'dan beri popülerliğinin değişmediğini ama Automation Anywhere'in son zamanlarda popülaritesinin iyice arttığını görüyorsunuz. Bu arada ülkelere de baktığımızda ilginç sonuçlar var. Gerçekten Singapur, Romanya, Çin ve Japonya. Bu arada UiPath Romanya kaynaklı bir yazılım firması bildiğim kadarıyla. Automation Anywhere de Hindistan kaynaklı. Her ikisinde de Asya'nın ilgisinin olduğunu görüyoruz. Genel olarak. RPA'in belli seviyeleri var bu otomatik uygulamaların. Bunu ilk olarak Basic Automation diyebiliriz. Basic Automation dediğim gibi Visual Basic veya otomatik klavyeden kısa yollarla sizin kurduğunuz otomasyona aslında Basic Automation diyebiliriz. Birkaç ekranı birleştirdiğinizde, siz birkaç platformu birleştirdiğinizde ve tek bir platformdan buna ulaşmaya başladığınızdaysa buna Unified Desktop, Mashups diyoruz.
Robotik süreç otomasyonundaysa artık transaction'ların bir otomasyonu var, iş akışının bir otomasyonu var. Girdiler süreç ve çıktılar da bu platformlar arasında rahat bir şekilde akıyor. Bunun bir adım sonrası da hatta buraya giriş yapan birçok özellik de çıkmaya başladı. Artık makine öğrenmesini de işin içine katarak doğal dil işleme gibi teknolojileri de kullanabilen robotlar CPA, kognitif diye geçiyor. Az önce söylediğim gibi RPA, SPA ve CPA olarak gidiyor. RPA belli bir structured veri yapısında kural bazlı ve tekrar edilebilen süreçlere deniyor. Smart Process Automation'da ise bu sefer sizin veriniz belli bir kaynakta olmayabilir. Belki Excel'de değil ama siz öyle bir şekilde eğitiyorsunuz ki gidiyor maillerinizi arıyor, başka bir veri tabanına bakıyor ve de o veri neredeyse oradan buluyor ve de bu makine öğrenmesi algoritmalarıyla da işi sonuçlandırabiliyor. CPA'de ise biraz daha chatbot ve makine öğrenmesi algoritmalarının NLP'nin kullanıldığı durumlarda CPA diyoruz. Bununla ilgili biraz daha yazılım firmalarının Automation Engineering ve UiPath'in alması gereken yol var. Henüz buralara yeni giriş yapıyorlar. Şöyle ilginç bir bilgi paylaşayım sizinle. Zamanın %65'i neye otomatikleştireyim diye düşünmekle geçiyor. Ne demek bu? Yani ben zamanın %65'ini hangi sürecimi otomatikleştireceğim diye geçiyor. Neden? Kaygı ne bunun arkasındaki? Return of investment. Yani benim yapacağım yatırımı ne kadar sürede en büyük getiriyi alabileyim. O yüzden hangi sürecimi seçeyim ki ben bunu yapayım? Return of investment nasıl hesaplanıyor? Sizin sağladığınız faydayı yatırıma bölüyorsunuz, yatırım maliyetinize. Peki bu bizim durumumuz için ne? Kazancınız tamamen bir kapasite kazancı olabilir veya bir kalite kazancını da burada sayısallaştırabiliyorsanız gösterebilirsiniz. Yatırım maliyeti ise otomatikleşmeye, RPA'ye harcadığınız vakit ve maliyet artı bu yazılımların lisans maliyeti. Belki bu RPA'ye bir kere vakit harcıyorsunuz ve bir kere yazıyorsunuz veya süreci bir kere oluşturuyorsunuz ve bir kere danışmanlık alıyorsunuz ama bu lisans maliyeti yıllık olarak tekrar ediyor. O yüzden de bu hesaplamaları iyi yapmak önemli. Bu robotlar 7 gün 24 saat çalışabiliyor. Bizim gibi değil. O yüzden birden fazla sürece otomatikleştirip bu robotları da optimum bir şekilde kullanmak önem kazanıyor. Automation Anywhere'de şöyle bir ekran var. Return of Investment Calculator diye. Sizin yazılımda harcadığınız süreyi hesaplıyor ve de önceden girdiğiniz bir işçilik değeriyle çarparak evet şu zamana kadar bu kadar senin maliyetin oluştu diye size bilgi veriyor. Hyperautomation. Bu da yine Gartner'ın Top Tech Trends raporu var 2020. Orada gösterilen trendlerden biri. Nedir bu Hyperautomation? Diyor ki 2022 yılında RPA %40 büyüyecek diyor yıl bazında. RPA'nin yanında bir de Intelligent Business Process Management uygulamalarının da artacağını söylüyor. Burada neler var? IBM'in iş yönetim İş nasıl çevirebilirim onu? İş süreci yönetim uygulaması ve de katalitik gibi programlar diyebilirim. Ne tarz programlar bu? Aslında adım adım sizin iş süreçlerinizi görselleştirdiğiniz ve de işletebildiğiniz yazılımlar. Hyperautomation'da 4 ayrı elementte almış. Şu anda belki bunun kapsamı, RPA'nin kapsamı bireysel bir görevin tamamlanması derken bunu daha da genişletip bir işi sıfırdan alıp onu bir iş sonucuna dönüştürmesi, bunun kapsamını arttırması da önemli diyor. Aynı zamanda makine öğrenmesi de RPA'ye önemli bir katkı sağlayacaktır demiş. Öte yandan şirketlerin daha çevik davranması ve de RPA'ye giriş yapması, hatta bizlerin yani iş gücünün de beyaz yakanın da tam olarak bu RPA süreçlerine entegre olması da gerekiyor diyor. Automation Anywhere geçtiğimiz aylarda farklı bir
tool çıkardı, Discovery Bot diye. Belki bilen arkadaşlarım vardır. Discovery Bot, arka tarafta açıyorsunuz Discovery Bot'u ve siz günlük işlerinizi yapıyorsunuz. Discovery Bot, az önce söylemiştim ya, %65 ben neyi otomatikleştireyim diye vaktimi harcıyordum. Discovery Bot bir makine öğrenmesi algoritmaları çalıştırıyor ve de sizin hangi taskleri sürekli yaptığınızı algılıyor ve de bu işi sen otomatikleştirebilirsin ve de bu adımlarla yapabilirsin diye de size sunuyor. Gerçekten güzel bir özellik. Daha da geliştiğinde daha da kullanılabilir, güzel olacaktır. Peki Intelligent Automation, Hyper Automation demiştik. Nereye gidiyor bu? No-Code RPA, yani az önce de söylediğim gibi bu Discovery Bot gibi siz hiçbir adım adım yazmadan otomatikman size bu süreçleri oluşturacak belki de ileride. Yani kendi kendine öğrenen RPA sistemleri göreceğiz. Bir de buna bilişsel kognitif RPA'ye de girdiğinde NLP ile veya görsel işleme ile daha da büyüyecek. Peki bu market pazarı ne kadar büyük RPA'in diye baktıklarında back office işleri için 5 milyar dolar öngörmüşler. Ama müşteriyle birebir görüşmeler, müşteriyi de mutlu etmeye başladığında 10 milyar dolar öngörülmüş. Dijital süreç otomasyonunda 15 milyar dolar ve de Hyper Automation, az önce konuştuğumuz makine öğrenmesinde kullandığında da 30 milyar doları geçeceği öngörülüyor. Evet, kompetanslar. Peki RPA için benim hangi yetkinliklere ihtiyacım var diye sorabilirsiniz. Süreç bazlı düşünebilmeniz önemli. Ne demek bu? Yani siz yaptığınız bir işi bir iş akışıyla anlatabiliyor musunuz? Tek tek adım adım görselleştirebiliyor musunuz? Algoritmik düşünebiliyor musunuz? Ve de veri yapıları hakkında bir bilginiz varsa da iyi oluyor. Excel, VBA, Visual Basic, Python, C#, .NET gibi uygulamaları biliyorsanız bu da sizin için bir artı oluyor. SAP kullanıyorsanız SAP'de bazı scripting uygulamaları var, GUIXT gibi. Onları biliyor olmanız gerekiyor eğer RPA ile entegre edecekseniz. Bunun dışında biraz daha soft skill'lere gelirsek biraz daha meraklı olmanız gerekiyor. Kendi kendinize öğrenebilir ve de kolay yılmayan bir yapıda olmanız gerekiyor. Ve de yaptığınız bir işi nasıl daha farklı yaparım, nasıl daha farklı bir çözüm yöntemiyle bunu çözerim diye de düşünebilmeniz gerekiyor. Zorunlu olmayan herhangi bir kodlama bilmeniz gerekmiyor aslında. Ve de daha önceden RPA bilmeniz gerekmiyor ama bu yazılımları öğrendikçe de daha kolay oluyor. Ben geçtiğimiz aylarda bir kariyer.net'e girip bu RPA ile ilgili neler var diye bakmıştım. Artık RPA ile ilgili özel iş ilanları çıkıyor, görüyorsunuz arkadaşlar. Ve de yetkinlikler de benim az önce özetlediğim yetkinlikler de genel olarak aranıyor. C#, Visual Basic, onun dışında farklı bir yetkinlik aranmıyor diyebilirim. Şimdi Alper, ben şöyle bir şey yapalım diye düşündüm. Hiç Automation Anywhere'i veya RPA'nin nasıl yazıldığını bilen arkadaşlarım vardır eminim ama hiç görmemiş arkadaşlarım da vardır. Belki kısaca Automation Anywhere'i açabilirim ve de beraber görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, ne dersiniz arkadaşlar? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bu arada takip edemedim, eğer soru vesaire geldiyse veya konuşmak isteyen arkadaşlar varsa. Bir soru gelmişti fakat ondan sonra bakarım demiştiniz. Tamam. Sonra bakalım demiştiniz. Evet. Şimdi isterseniz dediğiniz gibi yapalım. Hı hı. Evet, ben Automation Anywhere'i göstereyim arkadaşlar size. Çok kısa burada göstereceğim. Onun dışında sunumdan yine devam edeceğiz. Burada benim görevlerimi görüyorsunuz. Bir tane görevi açacağım. Record seçeneği de var ama onu kullanmıyorum genelde. Neden kullanmadığımı biraz sonra gösteririm. Herhangi bir projeyi açayım. Burada tek tek görevleri görüyorsunuz. Bu görevleri daha sonra bir workflow'a veya bir fonksiyon mantığıyla da kullanabiliyorsunuz. Tamamen sürükle bırak mantığıyla burada tek tek sürecinizi aslında oluşturuyorsunuz. Git SAP'yi aç. Daha sonra işte SAP'nin açılmasını bekle. SAP'de ilgili alanı
seçmemi sağla. Ardından klavyede şu tuşlara bas diyorsunuz. Enter'a bas diyorsunuz. Tamamen sol taraftan sürükle bırakla alıyorum, buraya taşıyorum. Burada birçok özellik de var. O özelliği de biraz daha Automation Anywhere veya UiPath'te de çok benzer bir şekilde. Burada modül modül seçtikçe burada karşınıza geliyor. Mesela Excel'le ilgili şu tarz opsiyonlar var. Aynı şekilde if, for döngüleri de, loop döngüleri de var burada. Tamamen sürükle bırakla herhangi bir baktığınızda kodlama gerekmiyor ama bazı yerlerde mesela kodlama gerekebiliyor. Şöyle örnek vereyim. Ben burada bir tane makro çalıştırıyorum arka tarafta. Burada yapmıyorum. Excel'de burada işlem yaptırmıyorum da makroyu çalıştırarak işlem yaptırıyorum gibi. Sunumdan devam edeceğim. Sunumda da çünkü belli şeyler var. Automation Anywhere'de genel olarak variable değişkenleri kullanmanızı öneriyorlar arkadaşlar. Ve de mouse'un hareketini kullanarak değil de daha çok klavye ile işlemleri çözmenizi daha stabil uygulamalar yaratmanız için faydalı olacağını görülüyor. O yüzden klavye kullanımı önemli. Bazen klavyede 3-4 tuşu kombinlemeniz gerekiyor ama robot çok hızlı yaptığı için sizin bilgisayarınız o kadar hızlı yanıt veremiyor. O yüzden araya belli süreler koymanız gerekiyor ki bilgisayar kendini toparlasın, ilgili ekrana gelsin diye. O yüzden delay kullanmak da önemli oluyor. If else fonksiyonunu kullanmak önemli. Çünkü karar bazlı bir şey yapmak istiyorsanız if else'leri kullanıyorsunuz. Yine hata ayıklama fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Belli yerlere okunulabilirliği arttırmak için de yorum yazmanız oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca dönmek istediğiniz bir yer varsa da yıldızla işaretlemeniz iyi olacaktır. Automation Anywhere'i bir Excel yaratmak için kullanmayın arkadaşlar. Çünkü arka tarafta eğer makro ile yaratabileceğiniz bir şey varsa zaten makroyu çalıştırarak yapabiliyorsunuz onu. Ekranın çözünürlüğünü de değiştirmek çok iyi olmuyor. Çünkü stabilitesini bozabiliyor farklı fonksiyonlarda. Record fonksiyonunu da ben çok yararlı görmüyorum. O yüzden de çok da kullanmanızın faydasının olacağını düşünmüyorum. Çünkü adım adım zaten belirtiyorsunuz. Object cloning'i de koordinatlara göre belirtmeniz, yine çözünürlük değiştiğinde stabil olmayacağından dolayı kullanmanızı önermiyorum. Bunun dışında tip entry'lere bakarsak, bir bot çalışırken escape ile durdurabiliyorsunuz. Aynı şekilde F2 ile bir variable ekleyebiliyorsunuz bunların içine. Debug modunda da çalıştırabiliyorsunuz. Yine loop'lar var. Loop'u çalıştırıp işte bu aktiviteleri yap sonra burada bitir diyebiliyorsunuz. Loop'un içinde de çeşitli seçenekler var. Burada bir condition belirtebilirsiniz veya Excel'deki her satır için bunu yap. İşte SQL'deki her satır için bunu yap. Bu dosyalardaki için yap vesaire gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. Variable'larda da bir system variable'ları var. Bir de sizin tanımlayabileceğiniz local variable'lar var. Onları da yine burada tanımlayıp işlem dahi yaptırabiliyorsunuz. Klavye tuşlarını burada yine kullanabiliyorsunuz. Özellikle eğer bitişik kullanacaksanız burada Control Up, Control Down gibi iki ayrı şeyi belirtmeniz gerekiyor. İki ayrı tuşu belirtmeniz gerekiyor. Böyle bir detayı da var. Aynı zamanda da hangi ekranda işlem yapmak istiyorsanız da oradan da Select Window seçeneğinden de seçmeniz gerekiyor. Excel'de de çok fazla çeşitli seçenekler var. Bu arada bunlar Automation Anywhere'in standartta gelen özellikleri ama birçok firma da veya Automation Anywhere kendisi de Bot Store diye bir alanı var ve orada da çeşitli geliştirilmiş botlardan da alıp burada ekstradan da özellikler katabiliyorsunuz. O yüzden de o add-in'ler de sizin birçok işleminizi de yapmanıza yardımcı olabiliyor. Genelde klavye tuşlarını kullanabilirsiniz demiştim. Alt tuşuna bastıktan sonra Excel'de çıkan bu klavye tuşlarıyla yapmak istediğiniz seçenekleri de kullanabilirsiniz.
Object cloning ne demek bu object cloning diye sorabilirsiniz. Object cloning sizin ekranınızdaki belli bir alanla ilgili bir işlem yapmak istiyorsanız o alanı seçiyorsunuz, başta capture ediyor ve de her zaman o ekranda o alanı arıyor ve o alanda hangi aksiyonu yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Şurada görebilirsiniz. Mesela oraya set text, yani bir klavyeden bir tuş mu girmek istiyorsunuz veya sadece mouse'la sol klik, sağ klik mi yapmak istiyorsunuz veya oradaki bir değeri mi almak istiyorsunuz gibi. Object cloning'i bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir web sitesi açabiliyorsunuz. Genelde en iyi Internet Explorer ile çalıştığını şu ana kadar gözlemledim. Onun dışında delay wait fonksiyonundan bahsetmiştim. Belli aktiviteler arasında da delay wait fonksiyonunu da koyabiliyorsunuz. Bazen bunu bir pencereyi bekle diyebiliyorsunuz veya bir ekranın değişimini bekle diyor biliyorsunuz. Mesela bu SAP'de bir transaction çalıştırdınız. O transaction ekranı değiştikten sonra bir sonraki adıma geç gibi seçenekler de var. Hata ayıklama özelliğinde ise işte belli hatayla karşılaştığında ne yapmak istiyorsunuz? Sadece bir snapshot da alabilirsiniz veya farklı bir görev çalıştır da diyebilirsiniz. Bir mail at da diyebilirsiniz. Çeşitli seçenekler yine var. Enable debugging özelliğinde de adım adım aktiviteleri tek tek de işletebilirsiniz veya şurada dur da diyebilirsiniz. Yine diğer yazılım dillerinde de klasik kullandığımız seçenekler de var. If else kullanabilirsiniz yine. Karar ağacı şeklinde. If'te de birçok seçenek var. İşte şu dosya açık mı? Bu script başarılı bir şekilde çalıştı mı? Veya image recognition'a kadar if else if'leri kullanabilirsiniz. Automation Anywhere ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Automation Anywhere'in içinde birçok ayrı yer var, forumlar var veya Automation Anywhere'in üniversitesi var. Orada da bedava dersleri alabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben RPA sertifikasyonu olarak Automation Anywhere'de Certified Advanced RPA kursunu takip edip orada bir sınava girmiştim ve o sınavda belli bir notun üzerine geçenler sadece alabiliyor. Siz de yine onu takip edebilirsiniz. UiPath'te de aynı şekilde bildiğim kadarıyla eğitimler ve sınavları var. Onlara da bakabilirsiniz. Sağ tarafta da bu tarz RPA ile ilgili eğitimleri biraz toparladıkları bir tablo var. İsterseniz oralara da bakabilirsiniz. Alper, genel olarak anlatacaklarım benim bunlar. Bilmiyorum zamanımız nasıl? 45 geçiyor. Biraz soru cevap sorular varsa soruları da alabilirim. Tamam, o zaman öyle yapalım. Sizin eğer sunumunuz bittiyse, çünkü chat kısmında görüyordum hani ışıklar yanıyordu. Eğer siz de chat kısmına bakabiliyorsanız oran siz bakıp cevaplandırabilirsiniz. Eğer sizi görüntüleyemezseniz ben tekrar seçip oranı okuyorum. Ben Tamam. kendi sorularımı en sona bırakıyorum. Çünkü katılımcılarımızı öncelikle tanıyalım. Siz yukarıdan kaydırıp bakabilirsiniz. Tamam, en tepeden başlıyorum. Furkan'ın bir sorusu olmuş. Evet. RPA'nin deep learning ile bağlantısı var mı? Eğer varsa sistemin kullanımı yine deep learning gibi mi yoksa daha mı kompleks yapıda? Bir sorusu daha varmış. Boş olarak bu tarz alanlar ülkemizde bulunmaktan ve hangi illerimizde bu alan üzerinde çalışmaktasınız? Ben Manisa'da çalışıyorum arkadaşlar. Önce son sorudan başlayayım. Bu tarz iş ilanları BSH'ta ayrı bir departman var, Bosch Siemens'te. Bosch Türkiye'de henüz bununla ilgili ayrı bir iş ilanı açılmadı benim bildiğim kadarıyla. Ama ben kendi işimin yanında ekstradan bu tarz projelerde çalışabiliyorum. Ayrı bir iş ilanı açılmasına gerek yok. Siz eğer bir çalışansanız ve de belli bir kapasite ayırabiliyorsanız bu tarz projelerde yer alabiliyorsunuz. Bosch'ta size ayrı bir görevlendirme verilmesi gerekmiyor. RPA'de de makine öğrenmesi algoritmaları var. Ama bu plug and play daha çok. Hani sizin ekstradan yazıp da geliştirdiğiniz bir şey değil. İşte diyor ki görüntü işleme şeyi var.
Mesela IQBot diye bir özelliği var Automation Anywhere'in. Siz ona 20 tane fatura veriyorsunuz ve de faturanın alanlarını tanıtıyorsunuz. Önce onu train ediyor RPA, tanıyor. Ve daha sonra yeni bir fatura verdiğinde yine aynı alanlara bakıp o alanları tanımaya ve oradaki verileri almaya çalışıyor. Şey gibi değil. Hani Python'da birebir yazdığınız kod gibi değil. Ama daha üst düzeyden kullandığınız araçlar diyebilirim. Bu arada arkadaşlar mikrofonunuzu açıp birebir de sorabilirsiniz. Bir tek ben konuşuyorum ve Alper konuşuyor. Vedat'ın bir sorusu var. Kendimiz bot yazabiliriz değil mi? Evet, yazabilirsiniz. İşe girebilmek için sertifika şartı aranıyor mu? Yani hangi işte çalışacaksanız ona göre değişir ama eğer bu işte derinleşmek istiyorsanız sertifika almalısınız bence. Sertifika ücretlerini pahalı buluyormuş. Ben para vermeden sertifikamı almıştım. Şöyle ara ara bunların promosyonları oluyor. 50 dolar gibi bir ücret sanırım Automation Anywhere'in. Onu vermeden almıştım ben sertifikamı. AutoHotKey kullanıyormuş Bilal. Zaman zaman kendi işte ona benziyor sanki. Yani bu sunumda da bahsettim. Senin AutoHotKey biraz daha bu işin en başı. RPA biraz daha gelişmiş tabii ki platformlar arası çalışabiliyor ve de yani yapamadığı iş yok. Tamamen end to end tüm structured data ile ilgili repetitive işleri yapabiliyor. Vedat'ın bir sorusu olmuş. Tüm RPA sistemlerinde yapay zeka mevcut mu? Automation Anywhere'in IQ botu var demiştim. UiPath'in de çeşitli fonksiyonları var eklenebilen diyebiliyorum. Merhaba Elcan Bey, ben de sesli bir soru sorayım. Tabii ki, buyurun. Önce bir şeyde kendinizi tanıtabilir bir misiniz? Efendim? Önce bir kendinizi de tanıtabilir misiniz? Ben Berat Altan, Türk Telekom'da çalışıyorum. İlgi alanım hani işimle ilgili değil ama şey merak ettiğim için katıldım buraya da. Merhabalar. Şeyi merak ettim. UiPath ve Automation Anywhere bir Hintli firma, bir Romanya yazılı firma. Hani büyük yazılım firmaları niye bu alana ilgilenmiyor? Tam Gartner raporunu net göremedim ama hani demin Microsoft'tur ya da diğer büyük yazılım firmalarıdır. Niye girmiyor sizce? Ya da giremiyor mu? Yok, Microsoft'un da bilmiyorum takip ediyor musunuz? Bu yönde çalışmaları var. Microsoft'un Power App diye bir şey var. Microsoft Flow, Microsoft Power diye. Onlar da yine RPA işinde ama onlarınki biraz daha kısıtlı benim gördüğüm kadarıyla. Yani Microsoft'un tool'ları kapsamında kalmış. Outlook'tan alıp Excel'e yapıştır gibi. Microsoft'ta da incelediğinizde yine bu RPA üzerine yaptıkları şeyler var. Ama benim gördüğüm Hindistan bu konuya özellikle birçok yatırım yapıyor ve Hindistan yazılım alanında çok gelişiyor. Boş'ta da gördüğüm kadarıyla sağlam bir yazılım ekibi var Hindistan'da da çalışan ve de birçok projeyi de yapıyor. Burada ben ayrıca bir tane WhatsApp grubumuz var. Türkiye'den bir arkadaşımız kurmuştu. Orada da birçok Hindistan'dan arkadaşımız var. Yazılım konularına, bu veri bilimine de Hindistan'daki arkadaşlar çok meraklı ve de iştahlılar. Bunun da başlıca sebebinin oradaki ekonomik durumun kötülüğünden dolayı diğer pazarlara açılma iştahı olarak değerlendiriyorum ben. Tabii ki diğer ülkelerde de var. Şu yanlış anlaşılmasın. Mesela boş olarak şunu söyleyeyim. Almanya'daki bir task'in otomatikleştirilmesinin kazancı ne bileyim bir Hindistan'da veya Türkiye'deki işin otomatikleştirilmesinden çok daha fazla katma değerli. O yüzden orada da çok fazla kullanılıyor. Oralarda da var diye biliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her iki RPA aracını test etmiş biri olarak kognitif yetkinliği olarak hangi öğün daha ön plana çıkıyor? Ben burada UiPath'i çok fazla bilmediğim için yorum yapamayacağım ama Automation Anywhere'in
güçlü bir inovasyon ekibi olduğunu düşünüyorum. Automation Anywhere kendini iyi geliştiriyor. Ayrıca gördünüz mü bilmiyorum. Bir bendeki şu anda bilgisayarımda kurulu olan bir versiyon. Bir de bunun bulut versiyonu var. Yani direktman herhangi bir şey bilgisayarınıza yüklemeden direktman internet sitesindeki o platformdan otomatikleştirme yapıyorsunuz. Bu da sanırım UiPath'te olmayan bir özellik. O yüzden Automation Anywhere kendini bu alanda biraz daha ön plana çıkartıyor bence gitgide. Hasan'ın bir sorusu var. Yapılacak işlem için özel tasarlanacak bir mimari uygulama geliştirmek seçenek arasında en önemli karar kriteri nedir? Soruyu anlamadım ben. İstersen mikrofonu açıp oradan da tekrar sorabilir Hasan. Hala buradaysa. Merhaba, duyuyor musunuz? Merhabalar Hasan. Nasılsın Ali Can? İyiyim, sen nasılsın? Ben de teşekkürler. Aslında soruyu net soramamışım yazılı olarak. Ben de şimdi merak ettim. Soru şuydu. Bir RPA aracını kullanmak veya yapılacak işlem için özel bir yazılım mimarisi, nitekim onunla ilgili bir uygulama geliştirmek arasında en önemli kriter, burada karar nedir? Aslında merak ettim. Benim gözlemim bu tarz projelere başlamadan önce boş içinde iki tane genelde doküman var. Birisi gerçekten de o sürecin bu tarz RPA'ya uygun olup olmadığını değerlendiriyor. Bir diğeri de adım adım sizin en küçük adımına kadar süreci tanımladığınız bir doküman. Orada da işte danışmanlara anlatıyorsunuz eğer farklı bir birim geliştirecekse. Orada artık danışmanlar biraz daha seçiyor. Yani ve de bu işin return of investment'ına bakıyor Hasan. Gerçekten de senin bu işlemini otomatikleştirerek aslında ne kadar bir kazanç sağlanacak ve de dediğin gibi farklı bir yazılım mı yapılmalı yoksa bu otomatikleştirilmeli midir? Bilmiyorum, o değerlendiriliyor mudur ama bu RPA ekibinin sadece baktığı, ben bunu işte şu kadar kapasitede yaparım, bu kadar kazancı olur, bana geri dönüşü şu olur gibi düşündüklerini düşünüyorum. Bilmiyorum, sorunu cevaplayabildim mi? Çok fazla yazılım mimarisi de yok bu RPA'nin içinde. Belli template'ler var. Ne bileyim, RPA'yı geliştirirken belli kullanabileceğin template'ler var ama onun dışında da çok fazla bir mimari de yok benim gördüğüm kadarıyla. Merhabalar. Merhaba. Benim de şöyle bir sorum vardı da. Bu RPA'yı, Automation Anywhere'i herhangi bir PLC ile birlikte kullanabiliyor muyuz? Ya da işte bunların içerisinde 232 ya da 485 haberleşmeyle komplike bir şekilde çalıştırabiliyor muyuz? Hı hı. Kendinizi tanıtabilir misiniz siz de kısaca? İsmim Ensar. Hem öğrenciyim aynı zamanda bir otomasyon şirketinde çalışıyorum. Hı hı. Bu Automation Anywhere ya Windows'ta kuruyorsunuz ya da şu anda Automation Anywhere'in bulut bazlı sistemi var. Eğer PLC'yi oradan haberleşebiliyorsanız otomatikleştirebiliyorsunuz ama ne bileyim şeye kuramazsınız herhalde, bir Arduino'nun içine veya o tarz bir şeyin içine kurup yapabileceğiniz bir şey diye değil. O tarz bir şey değil diye biliyorum. Çok fazla tecrübem yok bu konuda. Ama bence eğer bir PLC ile ilgili bir işlem yapmak istiyorsanız onun için Automation Anywhere gerek yok. Onun için daha farklı Arduino'da Python vesaire kullanabilirsiniz gibime geliyor. Veya farklı platformlar. Aslında şu şekilde daha profesyonel olarak PLC tercih ediliyor endüstriyel alanlarda. Hı-hı. Bu endüstriyel alanda kullandığımız PLC'leri bizim bilgisayara veri alabilmemiz için aslında onlar bilgisayarla 285 üzerinden UART'a dönüştürüp bilgisayara veri gönderebiliyorlar. Ama bunu aldığımız programlara SCADA programları var. Onlar da fiyatları aşırı derecede pahalı. Ama yine bu işlemi yapıyorlar aslında. Ben onun için sormuştum. Tamam. Hasan bu konuda daha tecrübeli, az önce konuşan arkadaşım. Hasan, senin bir yorumun olur mu arkadaşımın sorusuna?
Aslında nacizane benim yorumum bu işlem için bir RPA tool'unu kullanmak çok feasible değil. PLC haberleşmeleri dediği gibi belirli portlarından PLC cihazının bir veri sağlanır. O veriyi işleyen uygulamalar vardır, görselleştiren. RPA tool'larının amacı aslında insan inisiyatifini daha çok otomatikleştirmek, tekrarlı işleri otomatik yapmak. Benim de sınırlı bilgimle söyleyebileceğim. Çok uygun değil bu işlem için kullanılabileceğini, kullanılabilse bile çok feasible çıkacağını zannetmiyorum. Evet, aynı şekilde. Hı. Anladım, evet. Yani biz bunu aslında RPA'yı bilgisayar için kullanıyoruz. Yani aslında makineleri otomasyona aldığımız zaman hani PLC kullanıyorduk. Bilgisayardaki işlemlerimizi de otomasyona almamız için RPA teknolojisine yararlanıyoruz. Doğru. Daha çok bilgisayarda evet. Yaptığın işlemler için daha uygun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fancı'nın da bir sorusu olmuş. Kural bazlı otomasyon yapıyorsak Python ve benzeri kullanmak uygun değil mi? Yani açıkçası RPA daha fazla platformla iletişim kurabildiği için avantajlı olabiliyor. Ama sen Python'la çözebiliyorsan bir şeyi Python'da da yapabilirsin. Hatta daha iyi olur çünkü bu Automation Anywhere, UiPath lisans maliyeti yüksek ürünler. Ona hiç değinmedim ben. Yani yaklaşık yıllık 10 bin euro, ortalama bir rakam söyleyeyim. 10 bin, 12 bin euro civarında değişen lisans maliyeti var. Bir robotun. Bir robot 24 saat kullanılabiliyor. O yüzden Python'la yapabiliyorsanız Python'la yapın. Eğer zorundaysanız Automation Anywhere, UiPath gibi ürünler kullanabilirsiniz diyorum. Yani RPA'ya giriyor mu? RPA uygulamaları arasında değil Python. Ama Python'la da otomasyon yapabiliyorsanız şurada bir slide göstermiştim ben. Belki oraya gitmem daha uygun olacak. Python'ın daha geniş bir kullanım alanı var, siz de biliyorsunuz. Ama yani bir Visual Basic de burası değil, pardon. Bir Visual Basic de belli bir süreci otomatikleştiriyor. Ekranımı paylaşmıyorum değil mi şu anda? Şu an paylaşıyorsunuz. Şu an paylaşıyor muyum? Tamam. Yani bana geldi ama katılımcılarımız görebiliyor mu bilmiyorum. Hı-hı. Chat kısmı yazıp ya da mikrofondan söyleyebilirler. Hı-hı. Eğer siz Python'la şu işlemleri yaptırabiliyorsanız, yani ki mesela SAP'de sınırlı kalıyor Python veya web browser'da eğer web scraping veya image recognition yapabiliyorsanız, ki yapabilirsiniz, yani bunun sınırı yok ama çok manuel işlem olur. Orada maliyetini de biraz, işi yapma maliyetini de düşünmeniz gerekiyor. Yaparsanız olur, niye olmasın? Cevaplamadığınız bir soru kaldı mı acaba? Gözden kaçırdığımız ya da atladığımız, eğer varsa direkt tekrar yazabilir ya da söz hakkı alıp ben bunu sormuştum, tekrar iletmek istiyorum diyen var mı arkadaşlar? Yorumu olan arkadaşlar var mı veya bu sektörde çalışan? Evet, bir soru yukarı vardı sanırım, tekrar gelmiş. Soru, Türkiye için RPA piyasasını nasıl görüyorsunuz? O soru mu? Evet, sonra geleceğine olarak not düşmüş arkadaşımız. RPA Türkiye diye bir grup var arkadaşlar. Eğer ilgileniyorsanız ona katılmanızı da tavsiye ederim. LinkedIn'de grup var. Daha çok yeni bir piyasa olarak görüyorum ben ve de potansiyeli yüksek. Yani şu an aktif olarak çalışan bilmiyorum 50, yani tahmini bu benim de söyledim tamamen. 100 kişiyi geçmez Türkiye'de. Potansiyeli düşündüğünüzde de baştan girmenin önemli olacağını düşünüyorum. Başka eklemek isteyen, düşüncesi olan var mı arkadaşlar?
Direkt söz hakkı da alabilirsiniz arkadaşlar, kendinizi tanıtıp. Yoksa chat kısmına yazabilirsiniz. Teşekkürler denmiş. Faydalı oldu mu sunum? Mesajlar gitti mi yoksa hiç anlaşılmadı mı? Böyle katılımcılar pek fazla konuşmayınca veya kendini göstermeyince de bu sefer mesaj iletildi mi gibi sorular da geliyor insanın aklına. Evet. Kısaca bir feedback alırsak aslında arkadaşlar güzel olur. Yani bunu direkt chat kısmına yazmak zorunda değilsiniz. Düşüncelerinizi tekrar buradan söz hakkı olarak da söyleyebilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok yararlı oldu. Sağ olun. Bir katılımcımız sizin sorularınızı merak ediyoruz yazmış. Senin soruların mı diyor acaba Alper? Benim sorularımı merak etmiyordur herhalde. Yani siz de şey demiştiniz ya hani hı. Ben daha size sorular soracağım gibisinden. Hı hı, ben daha çok anlamadım. Bana mı evet. Yok size mi? Yani ben başlarda sordum ama çok fazla interaktivite sağlayamadığım için vazgeçtim. Açıkçası siz nasıl görüyorsunuz geleceğini? Biraz da sizin yorumlarınızı almak isterim. Yani bir işe başladığınızda oradaki kimse sevmez hani katma değersiz işleri. Ama bu konuda gelecek olur mu? Olsa siz buna zaman ayırmak ister misiniz? Çünkü ben şöyle söyleyeyim, bu benim hani ana görevlerimden birisi değil. Ama ben geçen sene bu konuya ilgi duydum, başladım ve birkaç projede geliştirdik. Ve şu anda da bunun faydalarını almaya başladık. O yüzden sizin de bu konuda yatırım yapmanızı ben tavsiye ederim genel olarak. Alper hocamın sorularını merak ediyoruz demişler. Yani ben yavaştan başlayayım. Eğer o ara tekrar aklına bir soru oluşan olursa derin gibi söz hakkı alabilir. Bize sorabilir chat kısmına. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu ERP süreçleri bütün ERP sistemlerine entegre edilebiliyor mu? Yani SAP zaten bu işin öncüsü olduğu için muhtemelen onda oluyordur. Zaten az önce de sunumunuzda SAP girişini göstermiştiniz. Hani yerli yazılımlar mesela logo olur. Ondan sonra Canvas olur. Oracle ya da Microsoft'un yanılmıyorsam Dynamics sistem vardı. Yani bütün ERP sistemlerine entegre oluyor mu? Ya da sadece ERP'ler değil. Bunun dışında bir SQL işlemlerimizde de yürütebiliyor muyuz acaba bu ERP, pardon, RPA sistemlerini? Bütün yazılımlarda, bütün application'larda kullanılabiliyor. Onu nasıl yapabiliyor? Image recognition dediğim alanları tanıyabiliyor ve de o alanları tanıdığında oralara tıpkı bilgisayarı kullanıyormuş gibi işlem yapabiliyorsunuz. O yüzden bir yazılım veya ERP kısıtlaması yok. Tamamdır. İki sorum daha var benim. Şimdi burada hani asıl ele aldığımız şey katma değersiz süreçleri, o sürecin içinden çıkarmak, böylece daha önemli işlere ayrılmak. Fakat yanılmıyorsam 165 demiştik ya da ben önceden okudum, bilgi de karıştırıyor olabilirim. Yani bu Excel veri girişleri ya da işte kopyala yapıştır, iş kuralına uygun işte yürütme, iş akışı gibi süreçler. Yani değer yaratmayan süreçler bizim için. Şimdi bu süreçler kaldırıldığında bu işleri yapan pozisyonlardaki kişiler daha değer yaratan pozisyonlar olarak hangi pozisyonlara geçmeli? Hani eğer işsiz kalmak istemiyorlarsa. Şimdi peki zamanımızı biz nelere harcayacağız diye düşünebilirsiniz. Aslında süreçlerin standartlaştırılması, güzel bir soru sordun Alper. Süreçlerin daha standart olması gerekiyor ki RPA'ya vesaire daha uygun olsun. Problem çözmeye bu sefer daha fazla odaklanacağız. Bu sefer ne bileyim bir problem çıktığında direktman o problemin çözülmesiyle ilgili uğraşacağız veya bu tarz RPA işleriyle uğraşabiliriz. O yüzden süreç mühendisliğine ve de yazılıma yönelmelerini ben arkadaşların tavsiye ederim. Tamam o zaman. Benzer bir soru olacak. Aslında biraz daha hani özel soru olacak. Lisansınızda ve yüksek lisansınızda endüstri mühendisliği üzerine yaptığınızı söylemiştiniz. Şimdi endüstri mühendisliğinde temel kavram ya da herkesin sorduğu işte sorulara veren cevap şudur. İşte hani verimliliği yükseltiyorum, verimliliği artırıyorum diye. Şimdi artık iyice dijitalleşen bir dünyada olduğumuz için sanırım artık eskisi gibi işte fabrikaya in, işi tüdü yap, hani şunu geliştir gibi şeyler pek kullanılmıyor. Ben en azından Türkiye'deki stajlarımda bunu yorumlayabilirim. Şimdi yeni çağda bir endüstri mühendisi olarak verimliliği artırmak RPA tarzı yazılımsal olarak mı ilerli yoksa başka da hani tavsiyeleriniz var mı? Verimlilik sadece artık yazılıma mı dönüştü yani? Bunu merak ediyorum.
Yok, hayır. Şimdi endüstri mühendisliğinin operation research, yön eylem araştırması çok geniş bir konu. Hani üretimde scheduling'ten tutun supply chain'in optimizasyonuna kadar. O yüzden sadece bununla hani RPA ile veya yazılımla sınırlı değil. Tabii ki bunlar çok önemli tool'lar. Yani ben yeni endüstri mühendislerinin kendilerini yazılım dillerinde, Python'da, SQL'de, iş zekasında, raporlama araçlarında ve bunun yanında da yön eylem araştırmalarında çalışmalarını tavsiye ederim. Çok geniş konular bunlar ama kendinize bir alan seçip o alanda biraz daha uzmanlaşmanız gerekiyor. Ama modern çağın gereklerinden biri de bu dijitalleşmeye ayak uydurmak. O yüzden de bu konulara girmekte çok büyük fayda var. Tamam Uzan. Şimdi az önceki yorumunuza yola çıkarak son bir yorum yapmak istiyorum. Ondan sonra katılımcılarımızı da artık sonlandıralım. Şimdi ben İzmir ve Denizli'de endüstri mühendisliği üzerine hani simülasyon olsun, işte yılın üretim olsun, fabrikalar, çeşitli projelere gidiyorum. Fakat genelde üretim müdürleriyle görüştüğümde şey diyorlar, hani endüstri mühendisliğinin kullandığı işte bu yön eylem araştırması artık 1900'lere kaldı ya da simülasyon, arena gibi şeyleri biz kullanmıyoruz artık diyorlar. Gerçekten Türkiye'de hani sistem modelleme, sistem simülasyon ya da yön eylem gerçekten kullanılmıyor mu? Kullanılıyor ama hani nerelerde kullanılıyor dersen gerçekten de kurumsal firmalarda gerçekten de bu konuya kapasite ayıranlarda kullanılıyor. O yüzden kullanılmıyor gibi bir şey söylemem mümkün değil. Mesela bizim arkadaşlar çalışıyor bu konularda. Üniversitelerle de proje yapıyorlar. O yüzden bu konular eski, yani endüstri mühendisliğinin ana konuları eskimeyecek konulardır. Üretim devam ettiği sürece. Evet, peki bu süreçleri hani GEMS, Lingo, IBM, Splash gibi optimizasyonlardan yürütüyorlar yoksa daha çok Excel'in Solver kısmını mı kullanıyorlar? Bilginiz var mı süreçler hakkında? Excel Solver çok basit kalır. Simplex kullanıyorlar veya Python'da bile artık optimizasyon çözebiliyorsunuz. O yüzden sürekli yeni bir yazılım çıkabiliyor. Yani ben okuldayken GEMS öğrenmiştim ama şu anda yapmak iste daha sonra Simplex öğrendim ama şu an yapmak istesem Python'la yapardım. Tamam o zaman. Ben bu yön eylem konusunu biraz sizinle sonra konuşmak istiyorum. Şimdi ana Tamam. temamız RPA olduğu için çok da dışına çıkmak istemiyorum. Ben burada kendimi sonlandırıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar RPA ya da işte bugünkü temamız hakkında başka sorularınız yoksa yavaş yavaş kapanışa geçelim. Bir saati geçtik çünkü. Konuşmacımızın da çok vaktini almayalım. Daha verimli tutalım. Var mı Teşekkür arkadaşlar başka ederim sorunuz? herkese. Teşekkürler arkadaşlar katılımınız için de, katkılarınız için de. LinkedIn'den de bana ulaşabilirsiniz her zaman. Evet. Alican Bey, ben tekrar çok teşekkür ederim kendi alın ve ekibimizin adına. Gerçekten soruların cevaplandığı gayet verimli, faydalı bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de ve dünyada yeni popülerleşen bir alan hakkında insanlar bilgi sahibi oldu diye düşünüyorum. Sizin de eğer son eklemek istediğiniz bir şey varsa onları alalım. Ondan sonra yavaş yavaş kapatabiliriz oturumu. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Veri Bilim platformunu da takip edebilirsiniz. IoT Türkiye'yi de. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.